Türk futbolunda sadakat, güven, hiçbir şey kalmamıştır. Yerlerde sürünüyordur. Bunun sorumlusu da herkes olabilir. Ama kulüp başkanları ve federasyon ağırlıktadır. Futbolcular vardır. Hakemler bize dokunmuyor. Ulan her maçınızda hata. Tabii. İstanbul Spor Trabzon. Penaltıyı vermiyorsun, dönüyor, gol oluyor. Ha! Ecmel Başkan İstanbul Spor'u o penaltı yüzünden çekmedi. O yüzden çekmedi. Neydi? O ne dedi biliyor musun? Ben Akıncı'yım dedi. Benim bu tür futboluna güvenim, saygım, sevgim kalmadı. Zaten ben düşüyorum. İyisi mi? Ben dedi öncü oluyor. Tarihe geçmek istedim. Böyle bir tweet attım. Tarihe geçmek istedim. Devam ediyorum. Al. Kardeşim hakem istese Fred'e atmazdı. Bırakın bu işleri. Biz de yaptık bu işi. Ben ama güreş hakemi falan değilim. Küfür hakemi de sana değilim. Küfür edince atmıyorsun hocam. Beyler yapmayın. Biliyor musun hocam ya? Hocam, biliyormuş gibi bir konuşuyorsun. Bir hakeme küfür etse kırmızı kart mıdır? Müsaade size bir olay anlatayım. Buyurun. Aynı boku ben yedim. Hakem olarak. Tamam. Estağfurullah hocam. Ankara Gücü Trabzon yönetiyorum. Hamile de arada bir görüşürüz. Hep kafama kakar, haklıdır çocuk. Bir pozisyon. Böyle bir alt, kafa topunda altına girdi, faul verdi. Bir şey yok. Ya hoca dedi ya. Ne var bunda? Şeyim ya. Ali Kıran başkası. Evet. Ha, i̇çiz ya, şeyiz ya, kralı kendimizi bir şey de. Ego da var. Buraya gel dedim. Ego da var. Hami ya. Sen kimsin şey sen? Allah çok da severim hami. Buradan sarı. Böyle bakıyorum. Lan sarıyı şey göster desin, git. Bir şey desin diye. Bak şimdi. Sarıyı göster. Yapma lütfen Hamide. Git. Evet. Bitti orada, kapandı konu. Gösterdim sarıyı. Böyle bir de şey yapar gibi ha. Don diye. Evet. Böyle bakıyorum. Bak Davut Yüce'ye baktığım gibi. Bu mesafedeyiz. Belki 2-3 metre daha gerisi. Şurası 4 metre, o 6 metre. Bana böyle bakıyorum. O da bana bakıyor. Bu bakış hır bakışı. Bravo dedi hoca. Çok güzel bakıyorsun. Gitti dedi. Güle güle. Gitti, geçmiş olsun. Kırmızı. Hocam. Şimdi atan mı suçlu, atılan mı? Yok hocam, bilerek mi attı? Bir laf vardır alemde. Vuran mı suçlu, vurulan mı diye. Tabii şiddete karşıyız hepimiz. Şimdi Fred konuşuyor. Tamam, zaten herif İngilizce bilmiyor. Belli ki kendi insanında debeleniyor. Gösterdiğin sarıyı o da amenna. Ya şunu yap Fred, tamam de. Tranquil de, sakin de. Sus de. Hakem tamam mi demesi de. Lazım? Tabii hocam, doğru. Fenerleri tamam desin. Hepsine lazım. Tamam canım. Hakem tamam Mert'cim. Tabii tamam, hakem, hocam. Hakem sahada. Hepsini böyle sakinleştirsin hocam. Bak bak, gösterdikten sonra. Ya bak, burada delikanlılar var. Bir münakaşa olsun. Bana bir ters nefessin. Ya kardeş düzgün konuş dedim. Hoppa, bir şey yapıyor. Böyle bakıyorum. Onu kudurturum o çocuğu. Lütfen evladım düzgün konuş dedim. Dönüp gitsem zaten o geçecek. Baba kusura bakma diyecek. Şimdi bu pozisyon böyle. Ha, Fred'i attırdın. Evet. Ben Fred masum falan demiyorum. İsteseydi korurdu. Ama bir maç düşün. İki maç düşün. 5 saat içinde oynandı. Bir, ikişer saat arayla. Fenerbahçe'nin en önemli silahı atılıyor. Galatasaray'ın en önemli iki silahından mutlak biri atılması lazım da. Barış Alper'le Torreira. Atılmıyorlar. Bir de Karagümrük'ün net %1000'lik penaltısı verilmiyor. Bu kadar terazinin dengesi bir bu tarafa bir tarafa kayıyorsa bunun operasyon olmadığını siz bana ispat edin. Ben bunların masum hakem hataları olduğunu hocam, bana sen ispat et. Böyle bir algı hayatımda hocam, görmedim. Bravo hocam. Anlıyorum, yani anca böyle. Şu anki yani, açıklamaları Fenerbahçe basın sözcüsü açıkladı. Niye şeker atmadın? Bak bak. Anladın mı? Bak ne yapıyorum. Şöyle kudurtuyorum. Fenerbahçe basın sözcüsü. Hocam o der ki bir dakika atılmam mümkün değil. Müsaade et. Kudurtuyorum çocuğu. Ne bakıyorsun dediği an kan çıkar. İşte ben kudurtmamam lazım. Oğlum şeker atmamışım. Hocam. Dön git. Hocam, adam ya adam Noel'e gidecek. Hocam, tatili var ya. Hocam tatile gidecek. Noel'e var. Christmas var. Onlar da var. Yok. Ya hocam yıllarca biz de oynadık. Kaç tane oyuncu öyle atıldı gitti. Yapma Allah aşkına. Çünkü şimdi adam. Torreira geçen sene. Torreira niye gitmiyor? Niye oynamak istiyor devamlı? Abi orada fazla şey var. Sen oyun içerisinde onu görüyorsun. Ama abi, biraz önce Fenerbahçe basın sözcüsü olarak konuştun. Birazdan şimdi normal Ahmet Çakır'a döneceksin. Hocam hiç merak etmeyin. Ne? Fred hazırlıklarına başlamış. Önümüzdeki hafta maç hazırlıklarına başlamış. Buyur Yusuf, hazırlıkları getir. Hocam buyur hazırlıkları getir. Bak ben sana dedim, adam hemen geçmiş hocam, baksana. Hocam Fred'in maç hazırlığı. Ben kıvırcım. 24 Aralık'a hazırlıyor. Saatine gitmiş eğer yani Fred, adam. Yarın öbür gün uçağa biner giderse ve ben yılbaşından sonra bir ara gelirim falan gibi namelenmez o sakın derse, onu gönderen Ali Koç'a da yazıklar olsun. Onu gönderen Fenerbahçe camiasına da yazıklar olsun. Ama Fred oynamayacak olmasına rağmen İstanbul'da kalıp idmanlarına devam eder.
takımla birlikte hatta Suudi Arabistan'a oynayamayacağı maça, oynayıp oynamayacağını belli eminim. Değil şu anda. Biz de tam giderse o zaman hocam. Siz kulak yemiş olursunuz. Allah'a ihanet etmiş olursunuz. Sen. Ben. Ama niye hocam? 24 Aralık'ta hocam sana bir şey söyleyeyim mi? Yıllarca büyük takımlarda Ümit daha fazla oynadı. Ben de oynadım. Ne oyuncular geldi gitti. Koca Fenerbahçe bir Fred oynamıyor diye şimdi şey mi yapıyor? Ya Fenerbahçe büyük bir camia. Sen bir tane oyuncuya mı kaldın yani? Şampiyonluğa kadro kuruyorsun. Bunu Galatasaray'da böyle olsa derim. Torreira oynam, ne yapayım? Oynamıyor abi. Onu ben, o benim mazeretim olamaz yani maçla ilgili. İşte Fred. Bu kadar. Siz yani Fred yok, Fred yok. Ne abi bu? Örnek bugün Torreira benzeri bir şekilde atılmış olsaydı ben burada sevgili ve sayın Evren Turhan üzülürdüm. Sokakta yapacak bir şey yok. Milyonlarca Galatasaray'ın suratını ve öfkesini görmek isterdim. Yok. Ama o gün de ben hakkınızı kavunurdum sizin. Yok, üzülürdüm ben. Keşke oynasaydı derim. O da hata. Galatasaray'da öyle bir adam bulamadı. Galatasaray'da öyle. Şu an yok evet. Galatasaray 8 numarası. Bugün Fred Sudan sebepten postalanmıştır. Galatasaray'da en az 1-1,5 adam atılması gerekirdi. Atılmamıştır. Büyük algıcı. Karagümrük'ün mutlak penaltısı verilmemiştir. Bunun adı operasyon değilse, masum olaylarsa ben de Bay Ahmet Çakar değil, Bayan Ahmet Çakar. Hocam ben sana bir söyleyeyim. Bak bu konuşmaları yaparak ortamı geriyorsun. Ne gerek var derbi öncesi? Ne ortamı? Yani bunu yaparak ya adamları ya aslında sen dövüyor. Yap. Basın sözcüsü olarak yap sen bunu. Bir dakika. Kulüp başkanı hakem dövüyor. Evet. İstanbul Spor sahadan çekiliyor. Bugün Bursa Diyarbakır maçında kavga meydan bir savaşı şey var. Acayip şey. Yani bütün bunlar oluyor. Biz mi geliyoruz? Peki güzel. Ben 25 senedir bu alemdeyim. Sen de öyle. Biz geçen yıllar, evvelki yıllar görmüyorduk da bu sene mi? Geçen yıllar niye olmuyordu? Bir güven vardı. İyi kötü bir güven vardı. Hani hırlıyordu millet ama bir güven vardı. Şimdi oho 10 günde yediğimiz bak yaşa adam dövülüyor, takım çekiliyor. Yani bunu Diyarbakır maçı şey, amaç ne burada? Amaç ne hocam amaç? Neyin amacı? Yani ne yani? TFF başkanı gitsin mi amaç? Hayır güven bitti. Giderse gitsin zaten. Kaç tane TFF başkanı gitsin? Kimse kimseye güvenmiyor abi.